Evet, e, diğer konuğumuz girişimci iş insanı Erhan Bacaksız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. E, çok şükür. Buradan girişimcilere e, önce seslenelim. Bir ekran başına onları toplayalım. Sizden girişimcilik için ne yapılması gerektiğini önce bir öğrenelim. Girişimcilik aslında ben bir felsefe olarak tanımlıyorum. İnsanın kendi içinde olması gerekiyor. Eğer bu ruha bürünmüşse Zaten bundan kaçışı yok. Bir şekilde hayat onu kendi mücadelesi içerisine atıyor. Eğer girişimci ruhunda yoksa da ne yaparsa yapsın aslında çok o alanda tutunamaz. Evet. İnsanın içinden gelecek evet. diyorsunuz değil mi? Peki ilk etapta olmazsa olmazlar neler? Bir hayaliniz ve hedefinizin olması lazım esasında. Bazı şeyleri değiştirebileceğinize inanmanız lazım. Kendinize inanmanız lazım. Sonra size ve hayalinize inanan başka insanları da etrafınıza toplamanız lazım. Ve sabırla ısrarlı bir şekilde e, mücadeleye devam etmeniz lazım. Çünkü girişimcilik gerçekten çok zor. Genelde şöyle bir bakış açısı da var. Girişimciliğe biraz kaçmak gibi, kolaya kaçmak gibi de yorumlanıyor. Ama aslında girişimcilik e, normal bir e, alışıla gelen işten çok daha zor. Sabır ve e, istikrar gerektiriyor. Pes etmemek lazım değil mi? Bir, bir yola çıktığımız zaman e, onun sonuna kadar e, işte devam ettirebilmek için o yolda düşeceğiz de kalkacağız da. Hatta alternatif yollar bulmak gereken zamanlar bile çok fazla kez karşımıza çıkabiliyor. Peki bu girişimcilikte yaşanabilecek riskler o negatifler neler sizce? Baskılarla mücadele etmek gerekiyor çünkü özellikle teknoloji alanında bir girişimse hmm. fikriniz ya da mücadele ettiğiniz unsur insanların adapte olması biraz zaman alabiliyor. O yüzden çok defa sizi bu yoldan geri döndürmeye çalışabiliyorlar. Mutlaka. Biraz onlarla mücadele etmek faktörü, gerekiyor. O çevre faktörü falan var ya değil mi? Etkiliyor. Bir de geleneksel bakış açısı var. Mutlaka. Çünkü riskli bir alan. Nasıl riskli? Ciddi anlamda maddi manevi bir insanı yorabiliyor. Bunlarla mücadele etmek de birazcık zor açıkçası. O yüzden gende olması, biraz karakterde olması gerekiyor. Evet. Biraz şey mi olmak gerekiyor? Böyle e, gamsız demeyelim de tuttuğunu koparan, böyle e, hedefinden vazgeçmeyen, e, inatçı olmak kaplumbağa gerekiyor. kaplumbağa gibi mi olmak gerekiyor? Sağır kaplumbağayı biliyor musunuz? Hikayesini bilmiyorum ama tekrar anlatırsanız e, memnun Kaplumbağalar bir yarışa giriyorlar ve e, işte bir tepeyi tırmanacaklar. O tepeyi tırmanırken e, Mücadele ediyor hepsi. İşte dışarıdan da e, diğer kaplumbağalar şey diyor sen mi yapacaksın yapamazsın tek tek kaplumbağalar düşmeye başlıyor. Bir tanesi zirveye ulaşıyor. O zirveye ulaşanın yanına yaklaştıklarında sağır olduğunu görüyorlar. Yani muhtemelen o dışarıyı duymadı ve hedefe vardı. E, bunun gibi biraz girişimcilik ruhu dediğimiz şeydi biraz böyle değil mi? Kesinlikle çok da güzel bir hikayeymiş esasında. <laughs> bir de şöyle bir durum var bu tüm insanlık için geçerli başkasının başarması bazılarının da başarısızlığını ortaya çıkarıyor Hı. bu yüzden kendi cesareti olmayan insanlar da o cesaretli insanlara birazcık aşağıya çekmeye çalışıyor ki kendi durumu ortaya çıkmasın gibi bir durum da var ama şu an Türkiye'de girişimcilik çok yaygın dünyada Hı. çok yaygın Bilgiye erişimin kolaylığı internetin hayatımıza çok daha fazla giriyor Hı. olması şu an herhangi bir alanı sıfırdan, internet üzerinden öğrenebiliyorsunuz, hı hı. geliştirebiliyorsunuz kendinizi. Yapay zekalar artık hayatımızda evet. daha da kolaylaşıyor aslında. 5-6 kişilik ekibin yapacağı işleri artık tek bir kişi yapabilir pozisyona da geldi. Hı hı. Girişim birlik ruh da varsa biraz inatçı olmak gerekiyor. Peki herkes olabilir mi? Eğer o hissiyatı varsa kesinlikle olabilir. Zaten başka bir yolda da tutunamaz yani. Hı hı. Peki marka kimliği nasıl oluşturulur? Yine Aslında girişim bağlantılı bir konu. Üzerinde çalıştığınız işe göre ya kişisel marka oluşturmanız gerekiyor. O alanda kendinizin bir isim olması gerekiyor. Hı hı. Siz kişisel markanızı çok iyi oluşturmuş bir kişisiniz. Sağ olun. Bence girişimcisiniz de. Hı hı. E, ya da e, o işe, tüzel kişilik dediğimiz e, kavrama e, bir marka oluşturmak hı hı. gerekiyor. Kimlik, kimliğe büründürmek esasında belki bir renkten, belki bir fonttan e, ya da o alandaki işten akla gelmek demek işte marka oluşturmak demek. Hı, hı. Ya bana göre zaten artık dünya düzeni değişti. Yani herkes evet mesela okusun, mesleğini e, eline mutlaka alsın buradan gençlerimize tavsiyem. Benim de e, kızlarım var. Onlara da aynı şeyi tavsiye ediyorum. Evet okusunlar, e, mesleklerini edinsinler. E, bu yolda çaba göstersinler ama aynı zamanda girişimciliklerine o ruhlarını da beslesinler ve eli tutan herkes de e, bir şeylerin ucundan tutmalı bence yani bu sadece maddi açıdan değil manevi olarak insanın kendini geliştirebilmesi açısından her yeni bir insan bana göre yeni bir vizyon demek e, o vizyonlarını o e, görüş açılarını genişletmeleri için bence herkes e, olmalı yani işte benim çocuğum var benim e, işte zamanım kısıtlı gibi bir durum yok. Belki de biz kendimiz o zamanı düzenliyoruz ve ayarlıyoruz, değil evet, mi? Önceliklendirme meselesi esas. Evet. Önceliğinizin ne olduğu ile ilgili. Ben benim şöyle bir inancım var. Bu dünyaya gelirken hepimizin bir misyonu var. Bunu keşfetmek gerekiyor ve o keşfettiğimiz alanda da biraz çaba göstermek, çaba göstermek gerekiyor. gerekiyor. Ben de bir girişimciyim ve Hı -hı. yıllardır bir mücadelenin içerisindeyiz. Ama çok şükür ki bizimle aynı hedefe bakan, aynı hayali kurabilen insanlarla bir arada hareket edebiliyoruz ve onların da bir arada olmasını sağlıyoruz esasında. Yani sağlamamız da gerekiyor, destekler vermemiz gerekiyor. Girişimcilik olmasaydı bugün sahip olduğumuz hiçbir şeye sahip olamazdık. Çünkü bunların hepsi birisinin fikri. Aslında birçok kişinin fikri evet. ama bir kişi Geliştiriyoruz bu konuda ısrarlı bir şekilde mücadele edip de sonuçlandırıyor. Hı hı. Biz diyoruz ki dünyanın en iyi fikirler mezarlıklarda çünkü gerçekleşmemiş Hayaller ee, belki, çok rahat rahat evet, erişiyor, evet. değil mi? Ee, oralarda ama birileri de e, bu mücadeleyi sonuna kadar götürüyor. Evet, zaten e, genel olarak e, hayatımız e, bir hikaye. O hikayeyi tamamlayıp hepimiz kendi hikayemizin kahramanı olarak e, bitireceğiz. E, mühim olan o hikaye içerisinde e, i̇yisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla, acısıyla hedefimize de vararak işte o bahsettiğimiz e, hayallerimizin toprağa karışmasına müsaade etmeden belki bu dünyada bazı şeyleri başarabiliriz, gerçekleştirebiliriz. Bu da bence birbirimize de destekle olur. Yani e, tek başımıza hayallerimiz, e, inancımız ve yolumuz olabilir ama hep birlikte birbirimizi desteklersek belki daha, daha güzel da olur kolaylaşır. değil mi? daha <laughs> da hızlı bir şekilde erişebiliriz. Eğitimle ilgili de üniversite tarafına değindiniz. Tabii. E, yapılan araştırmalar diyor ki şu an doğan çocukların hani bir işe girme yaşına geldiğinde ne iş yapacakları, hangi mesleğe sahip olacaklarını bilmiyoruz. Yani artık teknolojinin bu kadar hızlı büyüdüğü, hızlı geliştiği bir evet. dönemdeyiz. Üniversiteler evet kişinin kendisini geliştirmesi açısından ve teknik bilgi gelişmesi açısından önemli ama yeterli değil artık. E, yanına mutlaka bir şeyler eklemek gerekiyor. Mutlaka. Çünkü geleneksel ve biraz daha geriden gelen bir kurum eğitimler evet. ya da müfredat dediğimiz konu. Hı hı. Ama teknoloji çok daha hızlı gelişiyor. İhtiyaçlar çok daha hızlı değişiyor. Tabii biz küçükken ne olacaksın dediklerinde doktor, öğretmen olacağız. Şimdiki çocuklara sonra yazılımcı olacağım falan diyorlar. Evet, yani Evet. Daha çocuk yaşlarda evet. belki kendi fikri bile oluşuyor. Özellikle sosyal medya tarafında evet. bir şeyler yapmak için. Evet. Peki kripto parayla alakalı bu yatırımlarla alakalı ne düşünüyorsunuz? Şu an yeniden çok fazla gündeme gelen bir alan. Evet. Çünkü son iki yılın yine en üst seviyesine geldi ilk kripto para Bitcoin hı hı. ama buradaki kripto para bir çıktı yani esas önemli konu o kripto para dediğimiz varlığın arkasındaki iş modeli proje çünkü hı hı. onların sonucunda o kripto paraya bir talep oluşuyor ya da oluşmuyor değerleniyor hı. ya da değerlenmiyor kripto yatırımcılarına söyleyebileceğim şey projelere odaklanmak sadece grafiklerle ya da günlük kararlarla al sat gibi trade yapmak değil de biraz daha ne bu? Kim bu? Arkasında kim var? Amaçları ne? Hedefleri ne? Hayalleri ne? Bunları e, birazcık araştırmaları gerekiyor ki doğru yatırım yapabilsinler. E, çünkü borsa kripto para demek borsa demek. E, borsa bir para üretmez, bir değer üretmez, sadece transfer aracıdır. E, yani birileri kazanıyorsa, birileri kaybediyordur. Bunun başka bir alternatifi yok. Hı. Kazananlardan olmak için de biraz e, sabırlı. Ve yine orada da inatçı olmak gerekiyor çünkü bir hayal ve hedef için bir yatırım yapılır. Ona ulaşana kadar da bazen beklemek ve desteklemek gerekiyor. Evet, bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım kripto paralardan bahsediyoruz ama bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece merak ettiklerimizi soruyoruz. Bunun alakalı çok olumsuz haberler de duyduk. Yani evet. olumsuz şeyler de duyuyoruz, görüyoruz. Hatta yakınlarımızın yaşadığı durumlar var. E, bunlar için ne diyorsunuz? Yine aynı konuya geliyor esasında. Sadece bir duyumla, bir e, o an hızlı bir aksiyonla bir yatırım yapılıyorsa hı hı. E, hangi aşamada yapıldığını çoğu zaman bilmiyor yatırımcı. Yani e, projenin detaylarını bilmiyor çünkü. Hı hı. Yani üst seviye, alt seviye dediğimiz e, alış satış noktaları dediğimiz yerler var. E, ama ne olursa olsun hangi aşamada bir projeye dahil oluyorsa e, gerekli sabrı gösterdikten sonra başarıya ulaşacaktır kazanç noktasında. Hı hı. Çünkü o da bir yolculuk. Kripto para dediğimiz bir çıktı dedik az önce. Hı -hı. Bir proje yolculuğu esasında ve o kripto parayı geliştiren ekibin bir hedefi var. Hı -hı. O hedefe ulaşırken eğer yatırımcı da aynı adımları atıyorsa e, haliyle o da başarıya ulaşmış oluyor. Peki yatırım yapan kişiler nelere özellikle dikkat etmeli? Yani sizin gözlemlediğiniz, araştırdığınız projelerin içerisinde bulunduğunuz durumlarda... Tavsiyeniz neler mesela? Ee, projenin ekibine dikkat etmeli. Ee, projenin hedefine dikkat etmeli. Tam anlamıyla bu white paper dediğimiz bir kavram Hı -hı. vardır. Ee, kripto paraların aslında anayasası gibidir. Hı -hı. Ee, her projenin de bir e, white paper'ı bir teknik izahnamesi olmak zorunda. Hı -hı. Ee, onu okumalı. Ee, orada varsa finansal rakamlara dikkat etmeli. Ee, ve aktif bir şekilde e, destek vermeli. Sadece yatırım yapıp kenara çekilmek değil. Hı. Çünkü kripto paralar çok e, ICO dediğimiz yani e, borsada alıştığımız halka arzla benzer bir alanda faaliyet gösterir. Çoğunun projenin çok başıdır ve e, önünde uzun zamanlar yolculuklar vardır. E, bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Hı hı. Sürekli takip mi etmek gerekiyor peki bunu? Tam tersine e, takip etmek gerekiyor ama... Maddi olarak yatırımım ne oldu gibi değil de, projenin gidişatını takip edebilir. Ee, ama yatırım tarafını birazcık unutması, üzerine yatması gerekiyor çünkü e, yatırım sabır işidir ve borsa bir transfer aracıdır az önce de dediğim gibi. E, hatta şöyle çok sevdiğimiz bir söz var. E, borsa e, sabırsızların yatırımının sabırlılara aktarıldığı bir enstrümandır diye. E, o yüzden takip etmeli, projenin gidişatını ve gelişimini ama yatırım tarafında birazcık sabırlı olması gerekiyor. Evet peki e, sizce geleceği nasıl? Bence geleceğin e, kendisi o. Çünkü bugün e, astronotumuz uzaya gitti. E, Mars'a gidişler konuşuluyor ve bu Hı -hı. gelecekte çok standart hale gelecek. E, öyle bir dünyaya evrildiğimizde e, zannetmiyorum ki şu anki gibi kağıt paralarla orada işlemler yapılabilsin. Ee, ve bir ihtiyaç yani kripto para bankacılık sektöründen daha şeffaftır, hı hı. Ee, daha adildir. Peki ileride ee, sizce e, bu paralar mı kullanılacak? Kesinlikle kullanılacak ama şu anki versiyonuyla mı e, o belki biraz tartışılabilir. Ama burada stabil dediğimiz e, sabitlenmiş de e, devletlerin de kendi dijital paraları var. Türkiye'mizin de dijital parası var. Hı hı. E, bunlar biraz da ihtiyaç geliştikçe ve regülasyonlar geldikçe bizim bakanlığımız da çalışıyor bu regülasyonlarla ilgili Hı. hayatımızın içerisinde daha fazla yer alacak. Peki kripto parayla e, ticaretin ilişkisi nedir? Şu anda regülasyon olmadığı için ticarette e, dünyanın neredeyse tamamında diyeyim kullanılamıyor. E, bir de çok volatil bir enstrüman. Yani e, gün içerisinde ve günler arasında değer yükseliş ya da düşüş çok fazla olabiliyor. Hı. Ee, bu stabil hale gelmedikçe ticarette zor, kullanılması biraz zor açıkçası. Ama bu da zamanla, regülasyonlarla bu volatilite de düşecek ee, ve belki de alternatif bir modellerle ticarette de kullanılacak versiyonunu hayatımızda göreceğiz. Evet. Ee, peki girişimcilikle girdik konuya. Girişimcilikle de biraz devam edelim istiyorum. Ee, buradan gençlere, yeni girişimci olmak isteyenlere mesela neler tavsiye edersiniz? o bahsettiğiniz sağır kaplumbağa bu arada olmaları kaç gerekiyor. 33 yaşındayım. 33. E, bu süreçte e, mesela yaşadıklarınıza dayanarak onlara tavsiyeniz nelerdir? Evet, e, o sağır kaplumbağa olmaları gerekiyor. Eee inatçı olmaları gerekiyor. Ama bir kuru bir inattan ya da e, ayakları yere basmayan bir hayalden de bahsetmiyorum kendisini geliştirmesi ve değiştirmesi gerekiyor. Döneme ayak uydurması gerekiyor. Doğru ekibe ulaşması gerekiyor. <laughs> Kendisine inanan insanlarla bir arada olması gerekiyor. Hani bir söz var ya etrafımızdaki beş kişinin ortalamasıyız. Mutlaka. Biraz bunu uygulama uygulaması gerekiyor. <laughs> ve vazgeçmemesi gerekiyor. Şimdi biz şu örneği veriyorum ben gençlere. Diyorum ki buradan Ankara'ya gidelim. Bir gece arabamıza binelim, yola çıkalım. Farımızı açarız ama Ankara'ya kadar yol bize aydınlanmaz. 50 metre aydınlanır ve biz yolda gitmeye devam ettikçe önümüzde bir 50 metre daha aydınlanmaya devam eder. Evet. Biraz da bu bakış açısıyla bir sonraki adımını belki bir sonraki adımını da hazırlamalı ama yolda da gerekli değişiklikleri yapması gerekiyor. Evet. Önce kendimize inanmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür Yine ederim. Yine sizi burada ağırlamak isteriz inşallah. Memnuniyetle.